Herkese merhabalar arkadaşlar. Kahvaltıyı hazırlamaya eşim başladı bile. Tost yapıyor. Seni dinledim bak diyor, yağlı kağıtta koydum. Bu sefer tost makinesine diyor. Evet, çok söz dinler benim kocacığım. Teşekkür ediyorum canım. Mis gibi de kokmaya başlamış. Bende çok 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 tembellik var. Dün de öyle bir tembeldim. Dün hatta yemeği de dışarıdan söyledik, yalan yok, balık söyledik. Dün günlerden cumaydı, temizlik günümdü. Ya aslında cuma günleri artık temizlik yapamama sebebi, Deri'nin canlı dersi genelde öğleden sonra yakalıyor ya arkadaşlar. Hani öğleden önce de zaten kahvaltı yap et, hani dağınıklığı topla derken süpürmeye bile başlasam süpürge açma saatimize, hani yine yetişmez evin temizliğinin bitmesi ders saatine kadar. O yüzden o benim elim ayağım bağlıyor. O yüzden de maalesef ki bugün yine eşimle beraber bir temizlik yapacağız ve bu konu hakkında eşim ne düşünüyor çok merak ediyorum aşkım. Çok suratsız geldiniz gibi. Emrah kameraları hiç sevmiyor biliyor musunuz? Diyorum ki canım niye hiç hani konuşmuyorsun? Video çekeceğim zaman söyler bana hani beni çekme falan diye. Kendi kanalı da var şimdi. Minim diyenler olur, nasıl kanalı var diye. Ben de diyorum kanalım var, nasıl konuşuyorsun? O da diyor ki hani ben normal böyle sohbet etmiyorum. Merhabalar diyorum. Ne iş yapacağımı söylüyorum. Sonra yapacağım işi çekiyorum diyor. Ya da bir ürün anlatacaksam ürünü anlatıyorum diyor. Böyle şey yapamıyorum diyor. Geriliyor, çok geriliyor. Sabah sabah. Aa, çeneme bak. Bayağı konuşmuşum ben. Neyse, ben de artık salatalığı falan doğrayayım. Tostun yanına koyacağımız tabakları hazırlayayım. Afiyetle kahvaltımızı yapalım. Sonra temizliğimize başlayalım. Temizliğimizi çekeceğimi sanmıyorum. Belki böyle arada şunu yaptık, bunu ettik, burası kaldı gibi çekebilirsem inşallah çekerim. Çocuklarımın kahvaltı tabaklarını şöyle hazırladım. Onların istediği gibi. Bu arada bizim tost makinesi bozuluyor. Kendi kendine ışığı söndü ve soğumaya başladı. O yüzden en sona benimki kaldıracağım. Sen kendine yaptın mı? İdare eder. Tam soğuduğu anda yaptım ama aşağıda eriyelim. O yüzden waffle makinesinde yapacağız. Bu ekmek de buna tam sığmıyor. Yani ikisinin ortasına koyacaksın o zaman. Ama aynı anda o zaman da çok uzun süre. Yan yana sığmıyor. Yan yana sığmaz. Ekmek kızarttığım için biliyorum yani bunlar sığmıyordu. Ne yapacaksın? İki parça mı? Çok azıcık kesiyorum ya. Şöyle. Böyle biraz biraz kesiyorum. Bunları da reçelle yerim ben. Aklıma şey geldi. Ben kıtır seviyorum ya. Tavada biraz kıtırlaştırayım şu tostu. Ha, buna koy aşkım. Hı-hı. Çıkarıp onu buna koyalım basınca. Olmuyor mu? Olur mu? Olur bence. Delikli yapmıyor mu ekmeği? Delikli yapıyor. Ben de tavada yapayım bari. Onu bekleyeceğiz. Onu bekleyeceğiz. Gecikecek. Tamam, sen bilirsin. Şeyin yeşilliğini bile kaldırmamışım dün arkadaşlar. Tembelliğe gelin. Hamsi yeşil. Evet, hamsinin yanına, balığın yanına gelen yeşillik falan. Mis gibi de duruyor ama. Bazen tostuma, sandviçime şu tatın cevizli ezmesi var ya, ondan sürüyorum. Çok güzel oluyor. Bunun tadı çemene çok benziyor arkadaşlar. Hani sabah sabah da olur mu falan deyip damak tadınız uymazsa denemeyin tabii. Bu yemeklere de çok yakışıyor. Kuru fasulyeye falan da çok güzel oluyor. İçinde ceviz oluyor ama hani çok da belli olmuyor yemeklerde. İyi yaşa canım. Kaşar peynir koyacağım. Bir de çedar. Yani benimki böyle iki peynirli bir tost olacak. Çocuklarla Emrah'ınki kaşarlı sucuklu. Ekmeği görüyor musunuz? Bu şekilde oluyor. Ben makineyi aldıktan sonra böyle birkaç kez kızarttım ekmeği. Gayet güzel çıtır çıtır bir ekmek yapıyor. Bunu ters çevirmek istiyorum. Çevirebilirsem yanmadan. Yardım lazım mı? Ben hallederim. Hey yavrum hey be. Görüyor musun? Çok da bastırmıyorum. Ben zaten ince tostu sevmiyorum. Harbiden ben neden bunu da yaptım ki? Normalde tavada severim. Sen onda yap dedim, onda yaptım ben de. Neyse, siz de görmüş oldunuz. Lavabo tavasında tost. İstediğim gibi oldu. Oh, tam güzel. Benim istediğim gibi. Güzel. Ben Emrah'ın dedik ya, tost makinesi tam soğumaya başladı. Adamcağızın tostunu yaparken. Çıtır olmadı diyor. Harbiden niye olmadı dedim.
Çayımız da hazır. Çocuklar da süt içecekler. O zaman şimdiden bize afiyet olsun. Temizliğe başladık biz. Şöyle geldim, tavuk koydum ocağa. Çünkü derin böyle bir anne burnum akıyor gibi dedi. Böyle bir keyifsiz gibi geldi. Et suyu açacaktım ama tavuk suyunu daha çok seviyor. Derin yürür çorbası istedi ama içinde patates havuç olmasın. Sadece şehriyeli yap anne, limon sıkıp içmek istiyorum dedi. Tamam annem dedim. O yüzden tavuk suyu çorba için tavuk koydum, o haşlanıyor. Mutfağımın bulaşıklarını falan toparladım. Şöyle halıları falan da topladım. Hepsi halıların süpürüldü. Böyle şurada bakın ne göstereceğim size, zaten daha detaylı göstereceğim. Anneme biliyorsunuz bir şeyler almıştık. Emrah annemlerin eve bırakmıştı. Anne de demiş ki oğlum kapının yanına ben de bir alet bıraktım, onu da siz alın demiş. Buharlı böyle yer silmek için kullanılan bir şey. Ben bundan bir ara almayı düşünüyordum. Babam bunu başka bir amaçla almış arkadaşlar. Annem dedi ki kızım biz kullanmıyoruz, onların yer parke falan değil ya biliyorsunuz, halı sel mi deniyordu, ondan olduğundan kullanamıyorlar. O yüzden siz kullanın diye bize göndermiş. Biz de daha hiç siftah yapmadık. Bakalım, Emrah suyunu koydu ama daha çalıştırmadık. Bakalım, fişe taktık, su çıkardı ilk. Aşkım yüzey temizleyici falan konuyor muymuş içine, koydun mu? Efe falan yazmıyordu, görmedim. Hmm. Böyle bildiğiniz baya baya buhar çıkıyor. Kırmızıydı, mavi olduktan sonra silebileceğini söyleniyor. Şöyle görünüyor mu buharı? Evet, buradan görebiliyorsunuz. Çok saçma ya, bunlar hep dökülüyor. Allah Allah. Ha, oraya başladı. Yalnız kablosu çok şey arkadaşlar, yani pratik gelmedi bana. Evet tabii ki de normal şey villadalara göre daha güzel temizler ama su döküldü derdi. Kablosu yetmeyecek. Koltuk altına girmiyor. Evet, koltuk altına girdiysen hep dökülür. Dökülür. Aynen öyle. Pratik gelmedi bana. Su haznesi şöyle tekrar göstereyim. Buradan mı doldurdun canım? Ölçeği var. Şuradan dolduruyor. Ölçeği var dediği gibi. Deterjan yazmıyor diyor ama deterjan konut herhalde ya. Çünkü tuhaf bir kokusu var şu anda. Belki ilk kez kullanıldığı için. Çünkü annemler de kullanmadı bunu arkadaşlar. Ay bayağı da sıcak buharı. Hangi marka onu da göstereyim. Kiwi markasının. Bunu A101'den aldılar diye hatırlıyorum. Su çok döküyor. Hani yavaş yavaş da bu iş ömrü billah bitmez. Sıfatı varmış onlarda. Bak burada gösteriyor. Öyle mi? He, olmalı yani. Annemde mi kaldı kutuda acaba? Kutular belki de, fark etmediler. Niye belki de. Çünkü mantıklı, sıfatı dolmadı. Değil mi? Neyse, sizinle de paylaşalım dedik arkadaşlar ilk tecrübemizi. Evet, tıpası varsa gayet güzel olur. Çünkü öbür türlü yavaş yavaş yapıp eğmeden yapmanız gerek ve İş hayatta bitmez yani. Neyse, artık diğer villadayla devam edebiliriz. Sanmıyorum tüm evi bununla 10 saatte temizleyeceğimizi. Evet, size kolay gelsin. Temizliğimiz neredeyse bitti. Buranın camı da bayağı açık kaldı çocuklar. Birazdan buraya gelirse diye kapatayım. Şurada da bayağı olmuştu biz bunu alalı. Bazanın altında bekliyordu. Uzun bir süreden sonra çıkardık, buraya kurduk. Burada duruyor 2 gündür. İki kardeş öyle keyifle oyun oynuyorlar ki araba yarışı falan yapıyorlar. Elemeyeceğiz, buna dursun yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi buranın halısını sereceğiz. Buranınkini de sereyim. Ben en son ne çektim inanın hatırlamıyorum. Duşumu aldım, sonra birazcık uzandım. Biraz dinlenmek iyi geldi bana. Sonra akşam yemeğime de köfte patates kızartacaktım ki Derin dedi ki anne sushi yapar mısın dedi. Videosunu çekmiştim daha önce biliyorsunuz ki ben o videodan sonra birçok kez kızıma yaptım. Derin çok sevdiği için pirincimi haşladım. Onu yapacağım. Sushi için de malzemelerimi hazırladım. Şöyle lapa bir pilav. İçine susam yağı koydum. Çeşni tuz koydum. Burada mayonezli ton balığım var. Burada da salatalık ve havuç var. Zaten daha önceki videomu izleyenler biliyorlar.
kızımın suşisi hazır. Derin soya sosu sevmiyor benim gibi. Lahana turşusu yemeyi çok seviyor suşi ile. O yüzden ona böyle bir tabak hazırladım. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Köfteyi çekemedim çünkü çok acıkmıştık. Hemen sofrayı falan hazırladım. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi böyle içecek hazırlamaya geldim. Çocuklara süt ısıttım. Makaron koydum. Emrah makaron yemeyecekmiş. Ona sadece süt ısıttım. Sonra dedim kendime de o zaman sıcak beyaz çikolata yapayım. Şöyle bir beyaz sıcak çikolata almıştım. 4 tatlı kaşığı kadar koydum. Beyaz çikolatanın üzerine sıcak sütü ekleyeceğim. Tadına bakmadan olmaz. Çok güzel arkadaşlar bu arada. Daha doğrusu benim damak tadıma uyuyor yani. Şöyle üçünü de bu tabağa koyayım. Evet, kendim hazırladıklarım da bunlar. Makaronun 2 tanesini yerim. Muhtemelen 3.'ü yiyemem. O zaman şimdi bana afiyet olsun. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Çocuklar yattılar biraz önce. Eşim işleri vardı. Bilgisayardaydı zaten. Ben de mutfağa geldim o zaman. Dedim edit yapayım. O yüzden artık ben videomu sonlandırayım. Videomu sonlandırmadan önce de sevgili Ceylan Özdemir. Kanalını takip etmiyor iseniz aşağıya linkini bırakacağım. Kanalına bakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benden bahsetmiş yakın zamandaki videosunda. Çok teşekkür ederim canım benim. Ben de iyi ki Ceylan gibi bir anneyi, bir kadını iyi ki tanımışım. Ata gibi çok güzel bir bebeği tanımışım. Duam mucize bekleyen, şifa bekleyen herkesle. İnşallah Allah'ın izniyle bir mucize olur. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum kendine. Kahvaltı tabaklarımı falan çok beğendiğini, aile ortamımın çok iyi olduğunu falan söylemiş. Kendisinin de öyle sıcacık bir ailesi var. Rabbim ağız tadıyla oturmayı, yaşamayı nasip etsin. Dediğim gibi linkini aşağıya bırakacağım. Ve videomu sonlandırmadan önce tabii ki benim için YouTube'da yeri ayrı olan bir arkadaşımdan daha bahsedeceğim. Özlemli günler. Arkadaşımı da takip ederseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi gidebilirim diyeceklerimi de söylediğime göre. Beni izlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.